Uzun zamandır kokoreç yemiyordum, arıyordum, bulamıyordum. Geldim kokoreç yemeye. Yani. Nasıl? Lay. Ay. Abicim o müziği rica etsem kısar mısın? Abi, müziği rica etsem kısar mısın? Buyurun. Müziği kısar mısın? Tabii. Abla, onu geçemezsin ama. Eşugar mı abi? Buyurun. Efendim? Bana mı söyledin? Evet. Buyurun, ne dediniz? Şapkanızı nereden aldınız? Neden? Şapkamı manav verdi. Efendim? Bu manav var ya burada, manav. Manav abi verdi şapkamı. Dediler. Allah sana ne diyeyim? Agustama. Evet, kokoreç yiyeceğim. Ya bir tane Allah sanki o gerçekten Tülay abla bıktım usandım. Yemin ederim vallahi billahi ya. Sürekli böyle. İki tane. Ya istiyorum ki ne? Hani nereden? Şey mi? Yok ya. Adam kalkıyor bana ne yapıyor? Aa,
Ay yemin ederim Zümrüt astrolojisine benziyor. Aa Türkan Şoray. Bu Türkan Şoray değil mi abi? Herhalde o değil mi? Ha, Zümrüt Cansel işte. Münir Özkol, Adile Naşit, Yılmaz Güney, yanındakini tanıyamadan, bu da kimdi ya, unuttum. Fatma Giri. Filiz Aka. Zümrüt Cansel solistim. Türkan Şoray. Gülşen Bebikoğlu. Halit neydi bu? Halit Kıvanç mıydı? Yok. Neydi ya bunun adı? Tarık Akan. Halit Akçatepe miydi? Öyle bir şey. Ya bu da Fatma gibi. Ama bu gerçekten Zümrüt Cansel solisti. Görüyor musunuz efendim? Zümrüt Cansel solisti. Filiz Akın herhalde bu. Cüneyt Arkan. Bunu tanıyamadım. Yanındaki kaçı kim ayı? Şu ya, Cüneyt Arkın'ın yanındaki gacı. Bu da mı Türkan Şuray? Ama şurada gerçekten bakınız. Afiyet olsun. Şimdi şuradaki Zümrüt Cansel'e benziyor. O Türkan Şoray. Zümrüt diyor ya. Hayır, hayır efendim. Burada çok benziyor Zümrüt. Burada da ben Fatma gireyim. Şu kimdi ya? Şu. Bu böyle bir film vardı. Tarık Akın. Televizyon olayı falan vardı işte. Ha. Halit Akçatepe değil mi bu? Tavuk yapayım. Ben tavuk güzel görüyorum. Şu mu ortadaki? Hayır. Halit Akçatepe ya. Evet. Soğan koyayım mı soğan? Ay şu açıyı tanıyordum da unuttum. Şu Hulusi Kentmen. Bu da kimdi ya? Bir adam bir kola.
Ha, sen kolledin onu. Sen de naşlık yapayım buradan. Aa, biber çok mu acı? Köy ne kadar çamur bir adam. Semih merhabalar. Yok ya, ne zamandır şey Semih. Canım kokoreç istiyordu ya. Ha. Bak burada şey var. Ben. Hayri Hanım, teşekkür ediyorum. Şu var, mantılar mı var? Aa, bu niye dökülüyor ya? Semih, İstanbul'da da mı kokoreç dökülüyor? Ay abi, her tarafıma döküldü, yerlere döküldü ya. Nasıl yaptın sen bunu ya? Körpek gündür lan.
Hayatımı yaşayamıyorum. Her şeyimi. Bir utanmadan bana şey yapıyor, başıma kalkıyor. Bak ne güzel. İstediğim kafeye oturuyorum, restoranta gidiyorum. O Günur'la gittiğim zaman Türkan abla 3-5 kuş belli gönderiyor ama kokoreç. Bununla giderken evime, eve götüreceğim. Ama fazla acı değil. Acı. Türünden acılık yiyorlar ki ne? Alıkıyor mu? Ay valla buram yandı. Gerçekten. Mante buçuklar. Şimdi birazdan bakacağım onu buraya. Lepanto ile konuşuyor. Mıcılsın da şu var. Mıcılsın da şu var. Tamam bakalım. Kendisi de şu var. Gitmek istersen. Canım telefonla konuştuktan sonra buraya gel de bir şey soracağım sana. Günlerle sosyal yaşantım yok. Onun da benle olmasın. Ay efendim. Kaç gündür şey istiyordum. Ne kaç gün? Aylardır kokoreç.
şunun içine domates konulmuyor mu? Kokoreç. Şu bahçeye bakayım ben. Gözünüz Kurban Bayramı. Aa Emir. Hoş geldin canım bak. Kokoreç ne zamandan yiyemiyordum. O, yani yiyemiyorum ha. Bak güzel. Hoş geldin Emir. Abi bunun içinde normalde domates konulmuyor mu? Yoksa böyle mi oluyor? Beyefendi. Bu kokoreçin içine normalde domates konulmuyor mu? Hayır. Ha, öyle mi? Özelliğini mi kaybeder? Domatesli olan İzmir kokoreçi. İzmir usulü. Ha sizinki? Bizimki Ankara yani İncekıyı. Antep. Antep, ben Antepliyim. Ama o yaptığımız kokoreç Ankara kokoreçi. Şimdi İzmir ayran karayel. Ha sence bu daha mı güzel oluyor? Daha güzel olur. Cıvık cıvık olmaz yani. Ha doğru. Domates işte. Yiyince cıvıklaşır. Güzel, ben de bir yani. Emir bana taliz. Zümrede de taliz. Yok pancar kafayı sevmiyor. Ona lale diyor. Bence kafa lale. Emir bu sefer bana madilik yapıyor. Ne yedin, ne yedin diyor. Bak Emir sana bir şey söyleyeyim mi? Şunlar var. Efendim, Emir'e madilik yapıyoruz. Yok ayol, Emir buraya Ankara'ya gelse bana mangal yakar. Emir öyle. Bir de yarısı dökülüyor yani. Bak bana ne diyor.
Evin bir tane manti var burada, Sugar. Mıncosu da Sugar. Gerçekten kendisi de Sugar. Alıktıracağım da. Burada Salep var mı? Salep. Salep var mı Salep? İçeceklerden ne var? Ayran, kola, soda, şalgam. Her şey yok. Sıcak çay, kahve. Çay yok. Kahve yok. Ayran var. Şalgam var. Emir de bana demez mi? Hepsini yedim. Ya çoğu döküldü kardeşim. Adem hoş geldin. Abi ben doymadım, bir de sucuk alayım ya, sucuklu şey. Abi! Ben doymadım, çok lezzetli bu, bir de sucuklu. Bir tane sucuk mu yapayım? Evet. Tamam. Ha. Vur vur dayım. Vur vur dayım ya. Neredesin diye sorayım. Şuradayım.
Hayır, buraya da aldı abi ya. Vallahi hata bende değil yani. Güzel şey yapamamız. Saramamız. Hayatım çok zayıfladı. Ondan dolayı yani biraz şey yapmam lazım. Protein yüzünden yemiyorum hayatım. O ne? Keklik mavisi gelmiş. Merhaba'nın keklik mavisi var. Neredeyim biliyor musun? Bak canım. Zümrüt Çağse ki bu da ben Kürün'den Polisi Kentmen bu adam Yıldırım Gencel miydi? Böyle bir şeyden aldı Halit Akçatepe Tarık Akan Cüneyt Arkın Bu da herhalde bu da Zümrüt Cansel. Zümrüt Cansel'in yanında Cüneyt Arkın var efendim. Kimdi o kız? Ayhan Işık ya. Ayhan Işık değil mi bu? Ha? Evet ya, Ayhan Işık. Ha. Bu da Zümrüt Cansel. Yani. Ben de Hulusi Kekme. Anladınız mı canım? Gerçekten efendim Zümrüt Cansel'e çok benziyorduk ben şu an. Ben de şeye benziyorum. Polisi kendine kaderim benzemez. Polisi kendine Ayhan Işık. Yok, polisi kendine bildim. Orada biraz şey... Bakalım burada kim var? Münir Özkul, Adile Naşit. Unuttum ya. Bulaç'ın adı neydi ya? Ha, Hulusi Kentmen. Efendim, Yılmaz Güney. Ve? Ya
Yılmaz Güney yanındaki kaçı kim? İran Savaş mı? Hayır şu Yılmaz Güney. Dur bir soracağım. Abi. Evet. Yılmaz Güney'in yanındaki bak her şeyi bildiler ettiler. Bir tek şurada yanıldılar. Bahar Öztan diyorlar. Doğru mu? He? Buyurun. Yılmaz Güney'in yanındaki. Evet. Kim? Yılmaz Güney'in. Tamam, yanındaki kim? Onu bilmiyorum. Ha, bilmiyoruz efendim. Bahar Öztan diyorlar. Doğru mu? Değil. Bahar değil işte, Kürün'den öyle lıkıyorlar. Gülşen büyük oldu. Ebu Zümrüt Cansel'in iki abili Türkan Şoray, Efriz Akın, Fatma Girik, Cüneyt Arkın, bu da Türkan Şoray. Ha şey mi? Şu mu? Önce kokoreç yedi, ondan sonra da sucuklu. Gülşen Ürkülü. Yo, şey de güzel. Türkan tabi canım. Hepsi birbirinden. Türkan Şoray olsun, Filiz Akın olsun.
Fatma gireyim. Hulusi Kentmen, Münir Özgür, Adile Naşit, bunlar bulunmaz. Ender. Yok, burada servis de var. Ekmek arası seviyorum ben. Ama keşke şunun içine mayonez, ketçap koyarım. Daha güzel olur. Var mı yok mu bilmiyorum. Boğazım kurudu. İyi yemezsem zaten eve götürürüm. Köftekte mi uğraşacağım? Evet, geldiğin yer çok güzel değil mi? Resimler, tabloler. Şimdi Yaprak Hanım, şöyle bir cevap vereceğim size. Ya diyorsunuz ki ne, evde yapıp yeseydim. Biliyorsunuz ki ne, ben evde yemekler yapıyorum. Eğer ki çıkıp şöyle bir restorana gelip yediğim gözünüze bak, gözüne baktıysa, o zaman Allah sana vermesin. Allah sana vermesin. Ben bilmiyor muyum evde yemek yapmayı? Her gün evde yemek yap, 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 yap. Gelmiş bir restoranta evde yapıp yeseydin ya. Daha yasın onu engelleyeceğim. Boğazımdan getirdi. Karso.
burada servis de yapılıyor. Fakat ben kendim bu şekilde dürüm istedim. Öyle seviyorum ben. Çok da güzel. İştahımı kaçırdınız. Bunda artık eve gittiğimde yiyeyim bari. Aynen Karsuçum. Doğru söylüyorsun. Abi o müziği biraz kısar mısın rica edeceğim. Artık doydum yani. Bunu da artık eve gittiğimde acıktığım zaman yiyeceğim. Aruşka'ya diyorsun. Aruşka'ya sen tavuk göndersene. Madem Aruşka'yı çok düşünüyorsun. He? Benim kadar düşünebilir misin sen? Aurora'yı. Yok Kars'ı yok. Aa Allah sanki ne o ilk şeyi kokoreçin bunu da yiyecektim. Bu da çok güzel. Bana demez mi Aurora'ya? Nereden biliyorsun bilmiyorsun Aurora'nın evde maması olup olmadığını veya tavuk olup olmadığını. Sen mi alıyorsun? Arar öyle acı şeyler yer mi? Burası Antep üstüdür. Adana Antep üstüdür. Ulan köpeğin, köpek ne yapsın bunu? Git Şengül'e söyle. Şengül makarnanın içine şey karıştırsın hadi. Şimdi bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Hoş geldin Melik abla. Bunu da şimdi poşete koyduracağım. Küçük poşete turşu. Biber turşusu. Ha. Öyle. Neredeyim abi? Restorantayım. Nerede olacağım? Geldim kukuruç yedim. Ondan sonra sucuklu şey yaptırdım.
Beyefendi. Beyefendi. Ben bunu poşete koyacağım. Bir de turşuyu. Ha. Teşekkürler Melika abla. Sağ ol canım. Sana bir şey soracağım. Bak, şurada ifa ediyorlar. Ne yapıyorlar? Şurada ifa ediyorlar. Şurada ifa ediyorlar. Tamam, şu Cüneyt Arkan'da. Şu kim? Türkan Şoray. Bence Nazan şu. Bence Türkan Şoray. Ya. Ha, aynı mı? Aynı. Beni var onunla. Aa. Ben yaparım kendimi. Benzersiniz ya. Anlamadım. Benlik diyorsun yani. O zaman burada daha çok genç. Evet. Anladım. Bakınız efendim. Ha? İnanmıyorsunuz bana. Diyorum ki ne? Her ikisi Türkan Şoray diyorum. Aa, Mahdi Jugar. Hayır, birisi siyah beyazlı. Yani Zümrüt en çok şu arkamdakine benziyor. Alın efendim Zümrüt. Ha? Zümrüt Çağsel'e benziyor işte. Burada da çok gençliği. Ben burada afarladım. O yüzden beyefendiye sordum. Mirvan demiş ki Fatma Girik. Fatma Girik var mı kız burada? Ha, Fatma Girik var var. Fatma Girik burada, evet. Filiz Akın. Gene Türkan Şoray. Gülşen Mevkioğlu. Evet. Tansu Şimşek demiş ki evet, Zümrüt Hanım Türkan Şoray'a benziyor. Halit Akçatepe, Tarık Akan, hani şu televizyon alıyorlar ya o zaman dönemlerde. Açıklı bir filmdi. Hulusi Kentmen, Ayhan Işık, başka? Ha! Efendim, bunlar da çok birbirine yakışıyorlardı. Adile Naşit, Münir Özkul, Hulusi Kentmen, Yılmaz Güney, Nebahat Çehre olabilir bu. Karısı. Belki. Tam emin değilim. Çünkü kapalı olduğu için
Tam olarak çözemedim. Ama Nebahat Çeyre olabilir. Yılmaz Güney'in eski karısı. Belki de o değildir. Ama bilmiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum efendim. Özellikle Yılmaz Güney'in yanındaki Nebahat Çeyre mi? Kim? Necdan hazır mı? Öyle mi? Necdan hazırmış. İyi hadi efendim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burada. Tabii ki efendim. Gülşen Koğlu. Türkan Şoray. Filiz Akın. Fatma Girik. Ve efendim. Madiler Madisi olan. En güzel olan bir lale ki Hüsnü amcanız.